Başlayalım. Burada da size bir şey konuşalım. Tarihi 1654 yıllara dayanan bir tarihi Küçükçamca korumuz var. Buradaki bir ekolojik baskı unsuru vardı. Bu ekolojik baskı unsurlarını ortadan kaldırabilmek, insanlara yaban hayatının, doğanın, doğallığın farkındalığını yaratmak için bir dönüşüm haline getirdik burayı. Gerek flora, gerek de fauna olarak çeşitliliğini sağlamaya, biyolojik çeşitliliğini fazlalaştırmaya çalıştık. İstanbul'da 16 milyon insan var ama bunun yanı sıra bir sürü de hayvanlarımız var, yaban hayvanlarımız. Bu hayvanları da koruyup kollamak, beslenmelerine, üremelerine katkı yapmak anlamıyla tabelalarımız ve farkındalıklarımız ve uygulamalarımız var. Bu uygulamalarımızda gerek faunaya uygun olarak bitki dokusu oluşturmaya çalıştık. Beslenmeleri, üremeleri, barınmalar anlamında. Ve bu doğrultuda da insanlara bunu bilinçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda da aydınlatmalarımız. Yine yaban hayatının üremesi, beslenmesi anlamında da bunların ışıktan çok rahatsız olduğu için de kapanışlarımızı akşam 11, sabah 6 olarak ayarladık. Işıklarımızı alçak aydınlatma yaptık. Ona göre de bir volümlerini ayarlama yöntemine geçiyoruz. Sıkata sistemine geçiyoruz. Çok güzel. Yani aslında insan kullanımının yanı sıra buradaki canlıların da kullanımını dikkate alarak bir hem yaşamasına, hem aydınlatma, hem imalat yöntemi, hem beslenme, hem barınma, yaban hayatının da korunması. Hem de tarih başkanım. 1654'ü biz araştırarak esasında çalışmayla bulduk. Bu tarihten önce telaffuz edilen bir tarih değildi. 1654'ten beri sonra da anıtaşlarımız bizi doğruladı. O yaşlarda anıtaşlarımız var. Kapı da bu şekilde değildi. Buradan araç girişi vardı. Artık burayı, o kapıyı da tekrar tarihe göre dizayn ederek sadece yaya girişini buradan alıyoruz. Otopark kapasitemizi büyüttük. Göreceksiniz. Evet. 30 araçlıktı. 102 araca çıkardık. Böylece tek bir yerde araçları depolayıp burada içeride fosil yakıt dolaştırmıyoruz. Çok elektrikli güzel araçlar gidiyor. SCADA'yı zaten başkanımız biliyor. Bayrampaşa'da kurduğumuz bir sistem. Tek merkezden buranın ışığını indirip söndürüp kaldırabiliyoruz. Çok güzel. Yenileyebilecek türler tercih edildi. Alçak aydınlatma var. Bütün aydınlatmalar alçak aydınlatma. Ne kadar bir alanımız var? 271 bin. 271 bin. Evet. İyi bir park. Çok. Günaydın deriz. İki fitness alanı. Yürüyüş yolları. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Başkanım. Teşekkür ederiz. Sevgili başkanım, günaydın. İyi misiniz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Başkanım, sabahları burada da bekleriz. Bir spor yapalım. Valla geleceğim ama böyle kamerasız sakin geleceğim. Aynen, tamam. Aynen. Başkanım bak, bu dönemde çok güzel yaptınız. Gerçekten. Şu aletleri de bir değiştirirseniz var ya, çok güzel olacak ama. Tamam. İsterseniz keşke. Bakın, isterseniz bakın. Sipariş verilmiş. Ha, öyle mi? Evet. Tamam. Sipariş tamam. Verilmiş. Ama burayı çok doğallığıyla, yani güçlü bir aslında yaban yaşamının olduğu bir alan. Çok güzel, çok beğendim. Çok güçlü yani, canlısıyla, bitkisiyle, ağaçlarıyla. Şimdi dinledikçe de etkileniyorum. Tabii ilk halini görünce çok üzülmüştüm. 2 sene oluyor herhalde, daha fazla. Hemen başlatalım diye o zaman daire başkanımız ekibiyle karar verdiğinde, bugün baktığımda aslında çok tarihi bir alandayız yani. Yani 500 yıllık bir... En güzeli ne oldu biliyor musun başkanım? Şu lalelerden bilmem nelerden kurtulduk ya. Gerçekten şuradan geçerken kekik kokusu alıyoruz yani. Aromatik yolumuz şöyle... var. Aromatik yolumuz var. Ha evet. Güzel. Ya yani şöyle tabii, lalenin yeri ayrı. Yeri ayrı yani. Hani burası lalenin yeri değil başkanım, yani. Başkanım, sizi aramıza alalım, şöyle bir fotoğraf çekelim. Olsun. Tamam. Arkadaşlar tamam. Çok bizim mutlu oluruz. Ekibi grubumuz. İlçe başkanımız sen de gel böyle. Evet. Tanısınlar sizi. Ana kent meclis üyelerimiz de gelsin. Evet. Biraz açabilir miyiz? Biraz açalım. Biraz açalım. Biraz açalım. Evet. Çekiyorum efendim, buradayız. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Evet, devam edelim. Bilgi vermek istiyorum. Tabii. Başkanım, tarihi ağaçlarımızı, anıt ağaçlarımızı, bütün ağaçlarımızı akustik tomografi yöntemiyle tomografisini çekiyoruz. Tabii. Örneğin şu andaki sese dayalı, bilgisayar destekli ve yazılımı olan bir şey, ses doğrultusunda içerisindeki ardaklanmanın, kovuğun, boşluğun olup olmadığı, türünü, cinsini verdikten sonra risk taşıyıp taşımadığı konusunda bize bilgiyi ilk ucu veren bir yöntem bu. Bu kadar teknolojik bir şey var ya. Devrimi riskini de öğrenebiliyoruz. Öyle mi? Hı-hı. Çok iyi ya.
Yani şu anda örneğin şimdi... ne yapacağım ben? Ses veriyorsunuz. Zaten seslendiriyoruz. Vuralım. Bir tane daha başkanım. Bir daha devam edelim. Tamamdır bakalım. Ağacın, tepe tacını çizdikten sonra fotoğraf konmuşlar. Beyimine göre bize devrilme riski, ardaklama konumunu bulmadığını bilmiyoruz. Çok kıymetli ya. Kimin teknolojisi? İsveç malı. Ya o kadar yani sağlıklı ölçüm yapabiliyor yani. Bildiğin tomografisi yani. Evet. O kırmızılık boşluğu mu var? Evet, boşluğunun başlangıcını gösteriyor. Hı. Şöyle yaptığımız itibariyle de bize burada şeyler verecek. %10 oranında bir çürüme oranı varmış. Şeyde, bir metrede. 40 santimde de %4 oranında bir şey varmış. Derinme riski de düşük hissediyor şu an. Çok yeşil, düşük. Kırmızı renk olunca başkanım, ona göre müdahale yapıyoruz. Çürüme oranı da yaşıyla orantılı. Hani bize yaşlandığımızda bazı organlarımızda şey oluyor. Bir sıkıntı yok yani. Evet. Saponosuyla, florosuyla önemli bir noktada. Aynı zamanda kentin içerisinde olması, buraya ulaşabilir kılması ve kent ekosistemi açısından biyolojik çeşitliliğin devamlı ve sürdürülebilir açısından önemli. Bizler bu ışıklandırmayı ve aydınlatma düzenini düzenli hale getirirken aslında yaban hayatını önceliklendirerek geceleri yaban hayatına bir fırsat sunuyoruz. Çünkü beslenme, yuvalanma ve yaban hayatının varlığı geceleri devam ediyor ve bunun aydınlatmaların azaltılması ve voltajların düşürmesi bu anlamda önemli. Yani en fazla şeyde tartışma yaşamıştık. Atatürk Kent Ormanı'nda özellikle aydınlatmayla ilgili. Bilinç ki oluştu. O zaman siz de onu anlatmıştınız yani buna tedbirli bir alan oluşturacağız diye. Evet. Çünkü orada da sağlam bir kuş ekosistemi vardı. Geçen festival alanında bir bakım çalışması devam etti bir müddet başkanım. Gece çalıştığımız için halkta o bilinç oluşmuş, gelip uyarılar yapıldı. Işığı açık tutuyorsunuz diye. Bu tip kapalı alanlarda bunu yapmak kolay. Bir adam da yolumu kesti. Sizin yüzünüzden sporum 20 dakika aksadı. Oradaki ışıkla ilgili aldığı cevap formundan şikayetçi o. Yani bana diyor rutin bir cevap yazıldı. Sonra herhalde park bahçede 153'ü aramış önce. Aslında biz koruların kapanma saatine yakın ışıkları azaltıyoruz. Evet. Bu anlamda koruyu kullananlar için aslında bir sorun teşkil etmiyor. Biz sadece yaban hayatını önemsediğimiz için gece onların varlıklarına imkan sunuyoruz. Evet. Başkanım, bizi mutlu eden tabelaları farkındalık oluşturmak için, halkı bilinçlendirmek için koyduktan sonra vatandaştan çok olumlu tepkiler aldık. Kesinlikle. Çok olumlu dönüşler aldık. Çok bu bizi mutlu eden bu zaten. Otomatik yolumuza girelim. Kokuyu alıyorum. Alıyor musun? Bir şey diyordun. Diğer canlılar, bu kollarda, korularda bulunan diğer canlılara da hani amacımız daha yaşanabilir, insanların da daha saygı duyacağı bir ortam sunabilmek başkanım. Yani unutma ki burada başka ortaklar var yani. Var. Yaşam, yaşam ortağı var. Sadece kendine ait görme diye bir mesaj var yani. Ve sürekliliği sağlamak için de önemli başkanım. Sürdürülebilir. Evet, arkadaşım aromatik bitkiler konusunda da. Merhaba. Bitkiler hakkında bilgi vereyim isterseniz başkanım. Sol taraftakiler hanım elleri. Çalı formunda bodur hanım elleri. Sağlı sollu bunlar bahçe kekikleri başkanım. İleriye doğru. O yoğun kokuyu oradan aldık. Evet. Şu anda bastıkları için de daha da kokuyor. Evet. Evet, biz ilerliyoruz. İşte ekip. Vallahi muhteşem. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Çok güzel görünüyorsun. Bana sürpriz oldu bu. Muhteşem. Harika. Hangi okuldan geliyoruz? Gülensu. Gülensu'daki okuldan. Gülsuyu Gülensu. Olsun. Olsun. Sen bu sınıfın sözcüsü galiba. Hayır. Ya her konuya cevap var. Gülensu değil herhalde. Efendim? Bizim okula gelseydi bir ara. Gelirim. 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 Harika görünüyorsunuz. Arkadaşlarla aranız iyi galiba değil mi? Evet. Çok iyi. Birbirinizi çok mu seviyorsunuz? Evet. Öğretmenlerinizi? Evet.
Ne kadar? Çok çok. Herhalde bunu duymak yeter değil mi? Evet, 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 hepsine. Evet, öğretmenlerimiz. Harika, çok güzel. Bunlar doğa dedektifi oldu, küçük. Öyle mi? Doğa dedektifi. Rozetlerini de aldılar. Oo, muhteşem. İstersen kısaca bahsedelim böyle tabii, bir şeyleri. Tabii, tabii. Şu an izlediğimiz rota. Normalde biz bütün kent ormanı ve korularımızda çocuklara yönelik rotalar oluşturuyoruz. Böyle kitapçıklar oluşturuyoruz. Çok rota güzel. Ve burada aktivite listemiz var. Mesela bir ağaca tırma, işte koşmak için açık bir alan bul gibi. Sonra bu koruya ait öne çıkan bitki ve hayvanları tanıttığımız bir sayfamız var. Rotada belirlediğimiz noktalarla ilgili mesela bu noktada durup şelaleye bakıp ördekleri sayıyorlar. Ya da işte etrafta aromatik bitkiler var, kokularına bakıp tanımaya çalışıyorlar. Sonrasında da bazı bilmeceler, hayvanlara ve işte eğlenceye yönelik aslında bilgilendirme ve eğlendirici bir kitapçık hazırlıyoruz. Şu an 6 tanesi, bu 6. rotamız. Bunu bütün kent ormanı ve korulara yayarak aslında doğayı çocuklara sevdirmek, küçük yaştan itibaren ilgilerini arttırmak gibi bir hedefimiz var. Vallahi, o İstanbul harika. Kapsamında oluşturduğumuz bir ya proje. Bunlar bilinçli köylüler yani. Evet, çok bilinçli. Biz bilinçsiz köylüler yani böyle yanarak, işte affedersiniz kokulara bürünerek falan filan. Bunlar bilinçli köylü. Bu Oyun İstanbul'un bir şeyi değil mi? Evet. Bunları işaretleyip getirenlere şeflerimiz de... Ördekleri gördünüz mü? Evet. Saydınız mı? Evet. Çok iyi. Burada da hep kızlar konuşuyor, erkekler susmuş. Sizi konuşturmuyor mu bu kızlar? Bir de her korumuzun bir rozeti var. Bu rotayı tamamladıktan sonra Küçük Çamlıca rozetini kazanıyor. Fethipaşa korusunu tamamlıyor mesela, oranın rozetini kazanıyor. 5 tane rozete ulaştığında da Yeşil İstanbul Dedektifi diye bir özel rozetimiz var. Onu kazanıyorlar. Bu şekilde bir parkurumuz. Çok iyi. Bu ilk park gezisi mi bu okulun? Bu evet. Okul ilk, için ilk mi? Park evet. Gezisi. Evet. Daha 5 tane var yani. Çok iyi, çok iyi. Evet. Halk her yerde alabiliyor geldiği zaman, ziyaret zaman. Anladım. Şey yapabiliyor. Şey. Parkların girişlerine böyle maskotlar tasarladık. Onun içinde kitapçıklarımız oluyor. Yani programlı olmadan da vatandaş yani birlikte annesi babasıyla geldiği zaman çocuklar bu kitapçıkları edinip gezebiliyorlar. Son noktada zaten bizim şefliklerimiz oluyor. Oradan da rozetlerini alıyorlar. Özellikle şefliklerimizi açtık ki başkanım halkla beraber hani hem çalışanlarımız hem beraber olalım. Ama öyle gezmeden rozet yok diyorsunuz. Tabii. Ödevini yapana. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Çok sevindim sizi gördüğüme çocuklar. Yine görüşürüz olur mu? Tamam. Ben sizi çok seviyorum. Ya sözcü. Sözcü. Kesinlikle sözcü değil mi? En çok o konuşuyor galiba. Yüze bakar mısın Allah'ım? Hepsi çok güzel. Peki. Toplu. Başkanım, onlar doğru. Zaten toplu. Sen arkalarına geçelim. Onlar dursunlar. Şimdi oraya doğru bakalım mı? Hadi Yeşil İstanbul. Orada baktan fotoğrafçı. Biraz daha arkaya git diyelim fotoğrafçı abiye. Çamlıca Korusu'na ilk geldiğimizde aslında formu itibariyle hani sanki böyle kendi elinle bir yeni park yapıyormuş gibi bir fiziksel yapılaşması, olgunlaşması söz konusuydu. Gördüğümüzde buraya başlattıkları çalışmayı daire başkanımız Çağatay Hoca ekip arkadaşlarıyla anlattığında çok heyecan duymuştum. Tabii sonra buranın kıymetli komşularından güzel cümleler duyuyorum uzun zamandır. Artık buradaki iş toparlandı, bitti. Hem artık tümden vatandaşa hazır olduğunu buradan duyurmak, böyle güzel bir parkın nasıl bir yaban yaşamını da kendi içinde barındırdığını hissettirmek adına bugün buradayız. Sabah minik bir yürüyüş gibi. Ama heyecanla gerçekten buraya gelip böyle bir saat doya doya yürüyüşü yapmak için plan yapacağım hızlıca. Bir sabah yürüyüşüne buraya gelmeyi mutlak tasarlayacağım. Olağanüstü bir iş çıkmış. Burada gerçekten neredeyse artık 500 yıllık diyebileceğimiz bir geçmiş var burada. Müthiş bir tarih var. Şimdi de bu muhteşem buranın sahibi
400 yıla yakın. 398 yıl. Demek ki 2 yıl sonra 400. yaşını kutlayacağız. Aslında bu ağacın önünde işte bizim gibi yöneticiler şöyle biraz kendine, hani yönetici haddini bilmeli diyoruz ya bazen, demokrasinin en önemli kuralı. Ağacı görüp haddini bilip görevine daha iyi sarılıp, aslında burada ne anıtlar, eserler var dünyada, şehirlerde diye saygı duymalı. Bu da onun bir simgesi gibi burada asil bir biçimde duruyor. Bunun gibi tabi başka ağaçlar da var. Fıstık, çamın, meşe. Yine aşağıda bir anıt ağacı, sakız ağacı var. Muhtelif ağaçlar var. Çınar görmedim çok yaşlı burada. Burada çınar yok. Evet, çınar yok ama meşe de, fıstık, evet, çam, bir tane karakterimiz, evet, var. Fıstık çam da buranın, İstanbul'un evet, karakteriyle çok böyle özdeşleşmiş bir ağaç türü. Özellikle Boğaz civarında. Şimdi onu ziyarete geldik. Vatandaşlarımızı bu Çamlıca başkanım korusuna bekliyoruz. Burada bu güzel doğayı, güzel ortamı, kuşların korunduğu, bütün canlıların kendi yaşam koşullarının dengelendiği, aydınlatmasından birçok konuya kadar ve de böyle bilgilenme yapıldığı ki şimdi barkodu okuyunca. Başkanım, ismi Ata Fıstık Çamı. En yaşlı, buranın en yaşlısı olduğu için. Ata Fıstık Çamı'nın aslında ne olduğunu, kaç yaşında olduğunu buradan rahatlıkla, bu 25 metreymiş, 145 santim çapı. Oo, muhteşem. Aynı zamanda konumunu görüyoruz başkanım. Pire kare miydi çevresi ya? Evet, alan pire. Buradan ağacımızın hikayesini görüyoruz. Ha, hikayesi de var. Oo. En yaşlı ağacıyım, görkemli gövdem ve dallarımla her sabah güneşi kucaklıyor, korun havasını soluyorum. Haydi sen de kendini yeşile, sessizliğe, korun dinginliğine bırak, ne kadar iyi hissettiğini göreceksin. Şimdi bastığın zemini, gökyüzünü, ağaçların dallarını, yapraklarını incele. Bir ağaca dokun, onun yüceliğine bak, ardından kuş seslerini, yapraklarının şırtısını duy. Ayaklarının altındaki toprağı hisset, doğanın sana sunduğu tüm koşulları algıla, kokuları algıla. Günlük yaşamın stresinden uzaklaş ve kendini doğayla baş başa bırak. Doğanın iyileştirici gücünü hissederek yürüyüş yap. Merakının, dikkatinin ve hayal gücünün nasıl da arttığını göreceksin. John Muir'un bir sözüyle bitirmiş arkadaşlar. Güneşin ışıkları ağaçlara aktığı gibi doğanın barışı da size akacaktır. Tasalarınız sonbahar yaprakları gibi düşerken rüzgarlar kendi tazeliğini size iletir ve fırtınalar enerjilerini, demiş John Muir. Güzel. Başkanım, güzel. Bütün, aslında bütün tarihi korularımızda anıt ağaçlarla ilgili rota oluşturduk. O rota doğrultusunda konumları ve müthiş bir tarif olmuş aslında. O zaman biz bir dokunalım ağaca. Geçmişte bir zincirleme gibi bir şey mi yapılmış buna? Yani bir, yani burada böyle bir şey var sanki, böyle bir baskı görmüş değil mi? Yani bir zincirle sarılmış sanki, uzun yıllar öyle bir durmuş. Neyse, sonra kurtarmış, zincirlerini kırmış ve kocaman bir ağaç olmuş. Evet, gövdesi 2,5 metre falan var mı? Daha fazla. Yazılım ekibi. Teknolojiler böyle işte, görüyorsun bak. Başarılar. Başkanım, aynı zamanda koruma ekibimiz burada. Tabii. Buyurun. Biz de 5 gün fotoğraf çektiysek. Tabiat varlıklarını koruma ekibi. Pardon, bir şikayetlendi. Evet başkanım, buyurun. SGS arkadaşlarımız bilgi. Biraz anlatayım.
yapmayı istiyorum.